Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hububat hasadına sayılı günler kalırken bu yıl rekoltenin yaklaşık 2,5 milyon ton olması bekleniyor. Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Alparslan'la Konya Ticaret Borsası Başkan Vekili Namık Köklüsoy düzenledikleri basın toplantısında hububat rekoltesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Namık Köklüsoy, uzun ve soğuk geçen kış nedeniyle bitki gelişiminde 15-20 günlük gecikme olduğunu, bu durumun hasat zamanını da etkilediğini dile getirdi. Konya'da rekolta çok özel bir yıl geçen sezondan %20 kadar az da gözükse ancak uzun yıllar ortalamasının üzerinde olacaktır. Bu da Konya rekoltesinin yaklaşık 2,5 milyon ton civarında beklendiğini göstermektedir. Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Alparslan ise erken gelen düşük sıcaklıkların gelişmeyi geciktirdiğini anlattı. Buğdayın gelişmesini, büyümesini sağlayabilmesi için 4,4 derecelik bir sıcaklık olması lazım. Ve bu sıcaklık 2011 yılına göre bu yıl toplam hububatın gelişme döneminde 41 gün daha az olmuştur. O nedenle bu sene hububatta gelişmede gerilemeler olmuştur. Kardeşlenme sayısı az olmuştur. Alparslan çiftçilere son sulamayla birlikte yapılacak gübreleme ile ilgili de hatırlatmada bulundu. Bugünlerde son sulamayla birlikte 8-9 kilogram dekara düşecek miktarda %33'lük amonyum nitrat gübresi verdikleri takdirde protein konusunda herhangi bir sorunumuz olmayacaktır. Bülent Alparslan, Konya Ovası'nda yapılan hububat hasadında %1'lik tane kaybının 15 milyon liraya tekabül ettiğini, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.